Merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi 15 Pro hakkında konuşacağız. Tüm özellikleri ve fiyatına yakından bakacağız. Ayrıca Xiaomi 15 Pro'yu bu seride diğer modellerden ayıran yanı bu kez çok yüksek ihtimalle ülkemize gelecek olması. Türkiye fiyatını da hesapladım ondan da bahsedeceğim. Baştan belirteyim bu videoyu çekmeden önce baya bir araştırma yaptım. O yüzden de Xiaomi 15 Pro tanıtıldığında videoyu hemen yayınlamadım. Çünkü fiyat kısmı bambaşka bir noktada diyebilirim. Şu anda konuşulan fiyatlar hiçbir şekilde geçerli değil. Yani 750-800 dolar gibi imkansız fiyatlar beklemeyin. Öyle fiyat anlamında uçup kaçan rakiplerini ezip geçecek bir telefon olmayacak. Fiyatla ilgili çok detaylı konuşacağız ama önce telefona bir yakından bakalım. Sonrasında fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Tasarımsal açıdan baktığımda Xiaomi 15 Pro'da 14 Pro'nun izlerini çok net şekilde görüyoruz. Burada tasarım bütünlüğü ciddi anlamda korunmuş durumda. Burada kamera modülünün çıkıntısı da bir kademe daha artmış diyebilirim ve beyaz rengin tonu da biraz daha açık. 8.3 mm kalınlık ve 213 gramlık bir ağırlığa sahip. Burada 213 gramlık ağırlık özellikle boyutuna oranla telefonu tek elle kullanırken elimizi daha az yormasını sağlayacak. Ağırlık tarafında bence hissedilebilir bir fark olacak. Arka kapak cam çerçeveler alüminyum. Bir amiral gemisi cihaza yakışır seviyede kaliteli bir kasa ile karşılaşıyoruz. Açıkçası her yeni modelde yeni bir tasarıma geçmekten ziyade çünkü bence tasarım anlayışının korunu, kullanım kolaylığının kalınlık ve ağırlığın daha iyi bir noktaya gelmesi deneyim açısından daha iyi oluyor. Ve bunun dışında şu ana kadar hiçbir cihazda görmediğimiz Xiaomi 15 Pro'ya özel gerçek gümüş rengi görüyoruz. Hem çerçeveler hem arka kapak tamamen gümüş hissiyatı verilmiş bir kaplama ile geliyor ki baktığımda kamera modülünde de bu kaplamayı görüyoruz. Yani Xiaomi 15 Pro aldığınızı belli etmek istiyorsanız gümüş rengi almanız gerekiyor. Ekran tarafında 6.7 inç AMOLED QHD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 522 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki HDR10 Plus Dolby Vision 12 bit renk derinliği hatta 8 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en iyi teknolojiler Xiaomi 15 Pro'da var ve bunlara ek olarak 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu ekran ne dışarıda güneşli havalarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir problem yaşatmayacak. Parlaklık olarak çok başarılı, ekran kalitesi de kesinlikle muazzam seviyede ve çerçeveler de çok ince. Xiaomi 15 Pro'yu öne çıkaran rakiplerinden ciddi anlamda anlamda öne geçiren en önemli noktası kesinlikle donanım. Ki burada baktığımda geçtiğimiz senelere oranla da en büyük geliştirme kesinlikle Yonga seti. Burada Android dünyasının en güçlü işlemcisi Snapdragon 850 görüyoruz. 12 ve 16 GB'lık iki farklı RAM'le gelirken 256, 512 ve 1 TB'lık üç farklı depolamayı da görüyoruz. 3 nanometrelik bu işlemcimiz performans olarak çok daha farklı bir noktada. Burada baktığım zaman özellikle 8 Gen 3 e oranla performans farkı baya baya açılıyor açılmış durumda. Geekbench 6'da çoklu çekirdekte 8 Gen 3'e baya baya bir fark atıyor. Geekbench 6'da 8 elitle beraber tek çekirdek 3100, çoklu çekirdekte de, de 10.000 puanı geçmeyi başarıyor. Yani 8 Gen 3'ten yaklaşık %45 daha hızlı. Antutu'da da bu işlemciyle 2.300.000'i geçebiliyoruz. Bunun dışında sadece performans olarak değil, yapay zeka ve verimlilik tarafında da ciddi iyileştirmeler var. Burada %40 daha verimli bir işlemciden bahsediyorum. Bu hem batarya tüketimini, ısınmayı ve stabiliteyi ciddi anlamda etkileyecek bir geliştirme. Performans için uzun ömürlü kullanmak, oyun için bir telefon alacaksanız Snapdragon 8 Elite mükemmel bir işlemci olmuş. Burada ek olarak oyun tarafında Genshin Impact gibi oyunlarda ben yüksek ayarlarda 120 FPS desteğinin de geleceğini düşünüyorum. Kamera tarafında da arkada üçlü bir kamerayı görüyoruz ve üç kameranın hepsi Leica lenslerle birlikte geliyor ve burada Xiaomi 14'te gördüğümüz OmniVision Light Fusion 900 sensörünü görüyoruz. 1 bölü 1.3 inçlik bir sensör ve 5x optik zoom desteğine sahip. İkinci kamera 50 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamerada 50 megapiksellik telefoto lense değil tele makro lense yer verilmiş. Yani hem 10x zoom hem de 50 milimetrelik makro çekimler yapabileceğiz. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 60 fps çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerada özellikle video tarafında çok sağlam bir geliştirme var. 4K 60 fps'te log kayıt yapabileceğiz. Bu ne işimize yarayacak derseniz burada özellikle videoyu içerik üretmek gerçekten profesyonel amaçlı kullanacak Kaksak, sonradan çektiğimiz videolara ciddi anlamda renk düzenlemesi yapabileceğiz. Bu özellikle videolarda renklerle oynamayı seviyorsanız güzel bir artı. Testlerin hepsine ülkemize geldiğinde bakacağız. Bana sorarsanız donanımdan sonra en büyük geliştirme kesinlikle batarya tarafı. İlk kez amiral gemisi bir cihazda bu kadar yüksek bir batarya ile karşılaşıyoruz. 6100 mAh batarya 90 watt kablolu 50 watt kablosuz şarj desteği ile birlikte geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkacak. Açıkçası 8 elitin batarya tarafındaki verimli ve 6100 mAh'lik bataryayı düşündüğümde bu batarya telefonu çok zorlamadan günlük bir kullanımda en az 1.5-2 gün rahat rahat götüreceğini düşünüyorum. Batarya olarak özellikle en büyük rakibi S24 Ultra'dan çok daha iyi bir deneyim sunacak. Yani batarya performansında 16 Pro Max'le yarışacak bir telefon diyebilirim. Stereo var. Bu hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle geldiğinden ses performansı olarak bizi kesinlikle tatmin edecek. Yazılımda Android 14 ve HyperOS 2 0 ile birlikte geliyor. HyperOS 2.0 ile ilk versiyonu oranla çok daha akıcı, stabil bir deneyim alabileceğiz ve 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak ve burada HyperOS 2.0 8 Elite'te optimize bir şekilde geldiğinden diğer Xiaomi cihazlardan çok daha pürüzsüz bir deneyim alacağız. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani fiyat ve değerlendirmeye geçtiğimizde ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Xiaomi 15 Pro'nun 12 GB RAM 256 GB'lık versiyonu 750 dolar olacak. Şaka yaptım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu fiyatlar sadece Çin için geçerli. Eğer gidip Çin'den alırsanız evet 700-800 dolara bu telefonu alabilirsin. Ama ne Avrupa'ya ne de ülkemize bu fiyatlarla gelmeyecek. Ki 12 GB RAM'li versiyonunun hiçbir şekilde gelmeyeceğini söyleyebilirim. Burada GB 512 ve 1 TB'lık versiyonları gelecek. Ve 16 GB RAM, 512 GB depolamalı Xiaomi 15 Pro'yu minimum 1200 Euro'ya alabileceğiz. Yani iPhone 16 Pro Max ve S24 Ultra'yla benzer fiyatlarda olacak. Ülkemizde de şu anki kurla vergileri düşündüğümde fiyatının 75.000 olacağını düşünüyorum. Eskisi gibi Xiaomi 13 Pro, 14 Pro'da gördüğümüz tam bir amiral gemisi ama fiyat olarak amiral gemisi katili diyebileceğim bir cihaz olmayacak. Artık rakipleriyle hemen hemen benzer fiyatlarda ki bu fiyatlarda olmayı hak ediyor mu derseniz. Özellikle performans kameranın video tarafı log kayıt yapabileceğiz. Burada özellikle videoyu içerik üretmek gerçekten profesyonel amaçlı kullanacaksak sonradan çektiğimiz videolara ciddi anlamda renk düzenlemesi yapabiliriz. Bunun dışında Android dünyasında en iyi bataryaya sahip olduğunu düşündüğümde genel anlamıyla Xiaomi 15 Pro gerçekten olmuş. Benim için en önemli artı Snapdragon 8 Elite ve batarya tarafı diyebilirim. Burada baktığım zaman 8 Gen 3'e göre sanki arada bir nesil değil de iki nesil var gibi diyebilirim. 8 Gen 3 oranla performans farkı baya baya açılmış durumda. Genel dengesiyle de kesinlikle beğendim. Ve ülkemize geldiğinde fiyatları tekrar konuşup detaylı bir incelemesi de kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Xiaomi 15 Pro'yu bu seride diğer modellerden ayıran yanı bu kez çok yüksek ihtimalle ülkemize gelecek olması. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 15 Pro sizce bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.